Bakkal köy. Kendi evim var ama kirada oturuyorum. Bir kedim vardı. Alerjimden dolayı bahçemizde bakıyoruz. Kızım ve ben. Ailemle en son kızımla beraber Braveheart izledik tekrardan yıllar sonra. Kızım küçük olduğu için orada izletmek istedim. Cesur Yürek. Dizi seyredemiyorum. Şöyle bir vaktim yok. Babam yaşlı. Onunla da ilgilenmek zorundayım. Bir kız kardeşim olmadığı için biz daha yoğun babayla ilgileniyoruz. Bir yaşlı dayım var, hiç çocuğu yok. Onunla da ilgileniyorum. Kızım 11 yaşında, onun okuluyla da ilgilenmek zorundayım. Öyle çok diziye vakit kalmıyor ama daha çok belgesel seyrediyorum. Belgesel kanallara en büyük zevk evde. Evde mutfaktan çıkar mısınız diye sorsanız daha doğru olur. Çok iyi yemek yaptığım söylenir. Paso ben yemek yaparım. En son bir AVM'den herhalde 3 ay önce bir ceket aldım. Onun haricinde sağ olsun arkadaşlarım ihtiyaçlarımı özellikle bu adaylık sürecinde gideriyorlar. Klasik giyindiğim için zaten tarzım belli. Beden ölçülerim de biliniyor. Oradan getiriyorlar bana. Asla yemem dediğim bir yemek şu anda herhalde yurt dışında o saçma sapan yemekler vardır. Yurt dışına gittiğimde genelde aç kalırım ben. Bisküvi falan karın doyururum ama en sevdiğim yemek de bizim ekşili dolma vardır. Ben Diyarbakırlıyım. Çok severim onu. En sevdiğim yemeklerden biri odur. Ben genelde hafif batı müziğinden hoşlanırım. O tür sanat müziği de beni çok iyi dinlendirir. Müziğin her türlüsünü de severim. Bazen de böyle kendimi enerjik hissetmek için pop müziği de dinlediğim oluyor. Yani. Favori ses sanatçım Funda Arar. İlgi duyduğum sanat dalı şiir. İyi şiir yazarım. 1500'e yakın şiirim vardır. Yazdığımdan daha güzel okuduğumu düşünüyorum. Beşiktaşlıyım. Son izlediğim Beşiktaş Trabzonspor maçıydı. Geçen sene ondan sonra pek vakit bulamadım, izleyemedim. Biraz da totemim var. Beşiktaş'ın maçlarını seyredince kaybediyoruz. Genelde maçtan sonra özetlere bakma şansım var. Ama söylemem. Maket yapıyorum. En son geçen sene Heybeliada'ya gittim dedim. Var. Annemden kalan bir küçük anahtarlık var. Çok ceketim iş cebine koydum. Ben genelde kredi kartı taşıyorum. Vakit taşıyorum. Sabah alarmsız kalkıyorum zaten. Evde bir cadı kızım olduğu için o erkenden uyanıyor ve beni uyandırıyor. Hiç beceremem. Çok böyle sosyal medyada aktif bir adam değilim. Vaktim yok. Sağ olsun yardımcılarım, danışmanlarım sekmeyi değer ediyor. Kişisel bir sosyal medya hesabım yok. Kurumsal var. Oradan. Biraz o yönden fodulum yani sosyal medyada. Onu da söyleyeyim açıkça. Bugünkü hayata yeniden. Hayatta kendimi hissettiğim yer Cunda. Çocukluğum yazıları orada geçti. Annemin yazdığı vardı. Bugünkü aklım hayata yeniden oradan başlamak isterdim ve oradan istedim.